İzometrik perspektif çizim yöntemlerinden ikincisi, 3 boyutlu parçadan flatchart ile görüntü oluşturma. Bu yöntemi kullanmak için elimizde 3 boyutlu bir parça olması gerekiyor. Bu videoda 3 boyutlu parça çizimi yapmayacağım. O yüzden elde bulunan hazır parçayı kullanacağım. Parçanın izometrik görünüşünü elde etmek için izometrik bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Eğer parça farklı açıda görünüyorsa bunu değiştirmek için buradan ev simgesini tıklayıp buradan front üzerindeki köşeyi tıklamamız gerekiyor. Diğer izometrik görünüşlere geçiş yapmak için buradaki köşeler tıklanabilir. Ancak bize gerekli olan bu köşe. Ayrıca buradaki simge üzerinde sağ tıklayıp açılan menüden paralel seçeneğinin seçili olduğuna dikkat ediyoruz. Eğer perspektif seçili olursa bakış açısına göre oluşan görüntü farklı olabiliyor. Örneğin burada delik içi görünmezken burada görünüyor. Üzerinde sağ tıklıyorum, paraleli tıklıyorum. Böylece standart bir görüntü elde ediliyor. Parçanın durduğu yer önemli değil. Görünüşü çıkarmak için. Şu anki bakış açısıyla, yani izometrik perspektif bakış açısıyla görüntü elde etmek için flatchart komutunu kullanacağım. Kenarları görmek için burayı değiştiriyorum. Flatchart komutunu girmek için FL yazıyorum. Geri kalan kısmı tamamlanıyor. Enter'a basıyorum. Bu komutun parametreleri şu şekilde. Birinci kısımda destination, hedef. Buradaki oluşturulan görüntünün kaydedileceği yer. Birinci seçenek yeni bir blok olarak kaydedilecek. İkinci seçenek var olan bir blok üzerine kaydedilecek. Üçüncü seçenek ise bir dosyaya, bir çizim dosyasına kaydedilecek. Buradaki buton ile kayıt adını ve konumunu değiştirebiliyoruz. Ben burada birinci seçeneği kullanacağım. Yeni bir blok oluşturulacak. Buradaki bölümler ise çizgi renkleri ve tiplerini ayarlamak için. Bu kısım ön çizgiler, yani şu anda ekranda görünen kenar çizgileri için rengi ve çizgi tipi ayarlanabiliyor. Ben değiştirmeyeceğim. Buradaki kısım ise arkada kalan görünmeyen köşeler için, kenar çizgileri için. Eğer olmasını istiyorsak show seçili olacak. İstemiyorsak iptal edeceğiz. Son seçenek bu seçenek. Eğer bu seçili olursa buradaki düzlem ile buradaki kavisli düzlem birleştiğinde şurada bir teğet kenar oluşuyor. Bu teğet kenar çizgisi görüntüde olsun mu olmasın mı? Ben istemiyorum. O yüzden burayı iptal ediyorum. Burada görünüyor ancak blok görüntüsünde oluşmayacak. Bu ayarları yaptıktan sonra Create, yani oluştur butonunu tıklıyorum. Burada flatchart'ın parametrelerini gireceğiz. Birinci parametre ekleme noktası. Ekranda bir yer tıklıyorum. Sonraki parametreleri Enter ile geçiştireceğim. Çünkü varsayılan değerleri kabul edeceğim. Bu parametre X yönündeki büyütme ya da küçültme oranı 1 olarak öneriyor. Enter'a basıyorum. Y yönünde X'teki kullanılan değeri kabul et diyor. Enter'a basıyorum. Döndürme açısını soruyor. Döndürme açısı girmeyeceğim. 0 olarak kabul etmek için Enter'a basıyorum. Evet, tüm parametreleri Enter ile geçiştirdim. Böylece buraya bir görüntü eklenmiş oldu. Bu görüntü bir blok görüntüsü. Bunu silip yeniden ekleyebiliriz. Sildim, seçip. Eklemek için Insert komutunu kullanıyoruz. İ yazıp Enter'a basıyorum. Açılan pencerede şu anki çizim dosyası bu. Current Drawing. Bu çizim dosyasında bulunan bloklar görünüyor. Bir tane blok var. Az önce oluşturduk. Bunu parametreleriyle eklemek için buradaki seçenekleri değiştirebilirsiniz. Ancak şimdilik gerek yok. Sadece ekleme noktası seçili. Bir kere tıklıyorum. Sonra çizim alanına gelip tıklıyorum. Burayı kapatabilirim. Bu eklenen görüntü perspektif görüntüsünden farklı oldu. Bunun sebebi bakış açımızla varsayılan düzlemin açısı birbirinden farklı olduğundan dolayı. Varsayılan düzlem olan üst düzleme geçiyorum. Böylece olması gereken görüntü elde edilmiş oluyor. Bu görüntünün
Bir sorunu var. Onu gösterip düzelteceğim. Şu kenarı ölçülendireceğim. Align seçiyorum. Sağ tıkladım. Kenarı seçtim. Bu kenar uzunluğu bu şekilde. Ancak parçanın, orijinal parçanın kenar uzunluğunu ölçelim. 60 olması gerekiyor. Demek ki burada bir küçültme yapmış. Bunu uygun şekilde büyütmemiz gerekiyor. Tekrar üst düzleme geçiyorum. Buradaki çizimi seçiyorum. Ölçekleme yapmak için sağ tıklıyorum. Scale komutunu veriyorum. Baz noktası burası. Burada şuradaki ölçünün 60 olacak şekilde bir orantı girmem gerekiyor. Burada matematiksel bir hesap yapmama gerek kalmadan referans seçeneğini kullanacağım. Buradaki uç noktaları tıklıyorum. Böylece buradaki aralık ölçüsünü almış oldum. Bu aralık ölçüsü kaça dönüştürülecek? Buradaki gerçek değer olan 60'a dönüştürülecek. Klavyeden 60 değerini girip Enter'a basıyorum. Böylece buradaki mesafe 60 olarak değiştirilmiş oldu. Orantılı olarak diğer kenarlarda değişmiş oldu. Eğer bu görüntüyü, blok görüntüsünü patlatmak isterseniz seçtikten sonra klavyeden X yazıp Explode komutunu verebiliriz. Enter'a basıyorum. Böylece görüntü parçalara ayrılmış oldu. Buradan parçaları incelediğimizde Ctrl 1 ile elips ile çizildiğini görüyoruz. Diğer parçalarda şuradaki kavis de elips ile çizilmiş. Bir önceki videoda da elips ile çizmiştik. Bu görüntüyü başka bir çizim dosyasına taşımak istersek seçiyoruz. Klavyeden Ctrl C'ye basıp kopyalıyoruz. Daha sonra diğer dosyaya geçiyoruz. Örneğin buraya. Burada da Ctrl V'ye basıp yerleştiriyoruz. Aynı yöntemle iki örnek daha yapacağım. Buradaki çizimleri siliyorum. İkinci örnek, izometrik görünümde flat chat komutu, bu seçeneği iptal ediyorum. Create tıklıyorum. Yerleştirme noktası, sonra Enter ile geçiyorum. Blok oluştu ve ekrana yerleşti. Insert komutuyla bunu görebiliriz. Bu dosya içerisinde blok bu şekilde oluşmuş. Üst görünüşe geçiyorum. Buradan bir kopya alıyorum. Buraya geçiyorum. Ctrl V ile buraya yapıştırıyorum. Büyütme işlemi uygulamadım. Onu yapacağım. Parçanın şu kenarını ölçülendireceğim. 40 ölçüsünde. Buradaki kenarı 40'a eşitlemem gerekiyor. Buraya geçiyorum. Yine seçtim bunu. Sağ tıklıyorum. Scale. Baz noktası. Daha sonra da referans ile buradaki kenar uzunluğunu 40'a eşitleyeceğim. Evet, burası 40 olarak ayarlandı. Üçüncü örnek. Yine flat chat komutu. Görünmez köşeleri iptal ediyorum. Create. Ekleme noktası. Yine Enter ile diğer parametreleri geçiyorum. Blok oluştu. Buradan Ctrl C ile bir kopya alıyorum. Buraya geçiyorum. Ctrl V ile buraya yapıştırıyorum. Scale ile gerçek ölçüsüne dönüştüreceğim. Buradan yine bir ölçü alacağım. Alacağım ölçü yine buradaki kenar ölçüsü olacak. Align it. Sağ tıklıyorum. Kenar çizgisini seçiyorum. Buranın 34 olduğu görülüyor. Buraya geçiyorum. Seçip Scale komutu, baz noktası, daha sonra da referans. Referans alınacak nokta burası. 34 değerini
giriyorum. Buradaki ölçülendirmeyi siliyorum. Ölçülendirmeleri daha sonraki videolarda göstereceğim. Evet, 3 örnek ile 3 boyutlu parçadan flat chart komutu ile izometrik perspektif çizim yöntemini uyguladım. Sonraki yöntem 3 boyutlu parçadan layout komutuyla izometrik perspektif görüntü oluşturacağım. Bunu sonraki videoda göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.